Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çeviri yaparak İngilizce öğrenmeye devam ediyoruz. Ben Abdurrahman. Ders başlamadan önce beni desteklemek için kanala abone olabilir ve paylaştığım videolardan anda haberdar olmak için zil butonuna tıklayabilirsiniz. Ve Çince ve de İngilizce ile ilgilenen arkadaşlarınızı kanal hakkında bilgilendirebilirsiniz. Ek olarak da kartlar kısmındaki soruları da çözün. Onun yanında topluluk kısmı olması lazım. Orada da İngilizce cümleler ve Türkçe anlamını soruyorum. Cümlenin anlamını yine anket şeklinde. Yani bu kartlardakine benzer bir durum. Kartlardakini cümle şeklini düşünün. Onları da yapın. Bayağı güzel cümleler var. Hatta oradaki cümleleri VoiceTrack'ten alıyorum. Güzel bir uygulama, onu da tavsiye ederim. Böyle filmdir, çizgi film, şarkıdaki böyle küçük parçalara ayırmışlar. Onları dinliyorsunuz. Anlamın hangisi olduğunu işaretliyorsunuz. Ben de oradan böyle hoşuma giden cümleleri alıp bu toplu kısmına yazıyorum ki sizler de faydalanın. Yani kendim öğrendim. Bireysel olarak kendim geliştirdiğim şeyleri size paylaşıyorum. Bu kanalı bu amaçla kullanıyorum şahsen. Bir de ek olarak şöyle bir şey de yapmayı planlıyorum. Yayın yapmayı planlıyorum daha sonra. Böyle işte hafta içi, haftada kaç gün yapabilirsem işte 4-5 belki her gün yapabilirim. 1-2 saat ve o yayında sadece açacağız BBC'den mesela size katılım olursa yani en azından bir 3-4 kişi katılmasını bekliyorum. Ki böyle etkileşim olsun tek başıma yapmayı. Mesela BBC'den birlikte bir haber şey yapacağız. Yani belirleyeceğiz. O haberi çevireceğiz. Yani ben bireysel olarak kendim geliştirmiş olacağım. Onun yanında siz de geliştirmiş olacaksınız. Siz de bir şeyler öğrenmiş olacaksınız. Benim bilmediğim bir sürü kelime de olacak yani haber çevirisinde. İşte Turing'tir. Cambridge Dictionary'de bu tarz sözcükleri de kullanarak ben öğrenirken birlikte sizlere de paylaşmış olacağım. Yani orada fikirleri ben nasıl çalışıyorum İngilizce. O şekilde. Hem bu beni de motive edecek. Yani günlük çalışmamda her gün 2 saat yayın aracılığıyla, yayın bahanesiyle ben de İngilizcemi geliştirmiş olacağım. Çünkü yani bunlar benim için basit ama bilmediğim kelimeler hala çıkıyor. Mesela Crow bunu şeyden yani Game of Thrones'tan zaten biliyorsunuzdur karga. Oradan biliyordum. Ama şey mesela Robin bu bülbül demekmiş. Mesela bu benim için yeni bir kelimeydi. Yine Elementor olmasına rağmen arada çıkıyor yani. Bundan bir önceki videoda da vardı. Birkaç tane böyle detay kelimeler çıkıyor yani. İngiliz dil sınırsız. Yani hiçbir zaman böyle şey yapmayın. Ben şunu biliyorum zaten deyip. Her türlü. Mesela ben özel ders veriyorum. 5. sınıf kitabında bilmediğim kelimeler çıkmıştı. Yani ilkokul 5. Yani ortaokul oldu hatta da. Ortaokul 5. Böyle oyunlar falan var işte. Bilmediğiniz kelimeler oluyor. Benim de var. O yüzden bu yayınlardaki halledebilirsem bayağı bir araştırdım. Bakalım benim bilgisayarım da çok iyi değil. Başarabilirsem yayınlarda da haber çevirileri yapacağız. Böyle güncel size bağlı, siz belirleyeceksiniz birlikte. Ve ilgi çekici. Katılımınızı bekliyorum. En az 5-10 kişi olsun. Yeter bana yani böyle 100-200 kişi. Olursa çok daha güzel olur da öyle bir şeyim yok. Hayalim yok. Şimdi başlayalım çevirimize. Burada Robin şey deme, bülbül. Bunlar bülbülü falan diyor da bülbül kendi içinde ayrılıyor mu bilmiyorum. Hatta ben Robin yazdığımda şu resim çıkıyor değil mi size? Şunlar çıktı. Ya bülbülün farklı şeyleri var mı bilmiyorum. Türleri eğer özel ilginiz varsa araştırabilirsiniz. Nar bülbül diyor ama ben bülbül olarak çevireceğim. Robin is a pretty bird. Pretty burada sevimli anlamında. Güzel anlamı da var. Güzel anlamında çevireceğiz. Yani o anlama geldiğin yerlerde. Robin is a pretty bird. Bir bülbül, yani bülbül sevimli bir kuştur. Robin is a pretty bird. Sevimli bir kuştur. Burada pretty sevimli olarak çeviriyoruz. It has red breast. Breast burada göğüs demek. Kırmızı bir göğsü var. Hani şeyden resmi göstermiştik ya. Göğsü zaten renkli oluyor. Yani şu gibi. Ya bu biraz daha kırmızısıymış. Göğsü. It has a red breast. Kırmızı bir göğsü sahip ya göğsü kırmızı. It has black wings. Kanatları nasılmış? Siyah. Siyah kanatlara sahip. Wings. Wings kanat demek. Wings kanatlar. It sings a pretty song. Burada sing şarkı söylemek demek. Nasıl bir şarkı söylemiş? Pretty. Burada sevimli bir şarkı olmaz. Bu da güzel olarak çevireceğiz. Yani güzel şarkı söyler veya kulağa hoş gelir yani söylediği şarkılar. Güzel şarkı söyler. A crow is pretty too. A crow
Kargalar. Karga ise karga da sevimli. Karga da burada to virgülen son to gelmesi daha de öykü veriyor. Karga da sevimli. Yani bu şey geniş zaman. Emizar. Gerek görmüş. Dikkat etmişsinizdir ona. Karga da sevimlidir. It's completely black. Complete fiil hali şeydir. Tamamlamak. Completely. Burada adverb. Tamamen. Yani tüm vücuda neymiş? Black. Siyah. It's completely black. Tamamen siyah. It's shiny black. Shiny ne? Parlak. Parlak işte yapmış. Yani tamamen siyah. Ama normal bir koyu siyah değil. Parlak siyah. Karganın rengi parlak siyahmış. A crow is a big bird. Karga neymiş? Büyük bir kuşmuş. Karga büyük bir kuştur. It is a smart bird. Smart burada zeki. O yine itten kalsın. A crow. Karga. Karga zeki bir kuştur. Akıllı bir kuştur. It is a lazy bird. Sonra lazy ne demek? Tembel. O tembel bir kuştur. It is a lazy bird. O tembel bir kuştur. It watches people. O insanları izler. Yani geniş zaman olduğu için CH'den sonra S gelir. ES. Kuralları şey yapmayacağım. S, S, H, C, H, X, O. Eğer bu şeylerle bitiyorsa, kelimelerle bitiyorsa ES gelir. Y ile bitiyorsa ve Y'den önceki de sessizse İS gelir. Diğerlerinde sadece S gelir. Bunu da hatırlatmış olayım. Ama bunları gramer videolarından çok rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Yani geniş zaman diye yazın YouTube'a çıkar veya normal sitelerde. It watches people. İnsanları izler. People have food. İnsanların yiyecekleri vardır. İnsanların yiyecekleri var. They throw food into a garbage can. Throw burada fırlatmak. Throw food. Yiyeceği fırlatıyor. Nereye fırlatıyor? Into. İçine. Neyin içine? Garbage çöp demek. Can. Teneke kutu. Anlamda burada. Garbage can. Teneke kutusu. Yani çöplük. Çöplüğe yiyecekleri fırlatıyorlar. Sonra. The crow fly down the garbage can. Şimdi fly down niye down diyor? Normalde karga yukarıda yani ya ağacın tepesindedir ya da uçuyordur. O yüzden fly down aşağı doğru uçuyor. Nereye? Yani yönü ne burada? To burada yön. Garbage can çöplüğe doğru. Ya yani çöplüğe doğru uçar. Çöplüğe uçar olarak çevireceğiz. The crow flies down to the garbage can. Aşağıya çöplüğe uçtu. It walks around the edge of the can. Edge kenar demek. Şimdi çöplük büyük teneke çöplükleri düşünün sokaktaki. Onun üstünde konuyor. Bu şey dikdörtgen şeklinde yukarıda üstünde dolanıyor yürüyerek. Walk around orada dolanıyor. Çöplüğün üstünde ve kenarlarında. Edge'den kastı o kenar. It looks for something tasty. Look for bir şey aramak demek. Look for aramak. Ne arıyormuş? Something tasty. Bir şeyler arıyor ama bir şeylerin özelliği ne? Tasty. Tasty olması. Yani tatlı. Lezzetli olması. Lezzetli tatlı bir şeyler arıyor. It looks for something tasty. Ha, tatlı böyle güzel bir şeyler arıyor. It hops into the can. Hop. Adam biz de kullanıyoruz onu. Şey, zıplamak demek. Nereye zıplıyor? İçine. Into. Neyin içine? The can. Bu çöplüğün yani çöp kutusunun içine zıplıyor. It hops into the can. Çöplüğün içine zıplar. It picks out a potato chip. Burada out dedi dışarıya yani alıp pick up'ı biliyoruz bir şey almak yerden. Burada picks out alıp dışarı çıkarmak. Çöplüğün içinde ya. Onu çıkarıyor. Ne çıkarıyor? A potato chip. Patates cipsi. Patates bir tane patates cipsini alıp dışarı çıkarıyor. Sonra it flies into a tree. Bir tane ağacın içine. Yani ağacın içine doğru uçuyor. Patates cipsini aldıktan sonra it flies into a tree. Bir ağacın içine doğru uçuyor. Bir ağaca uçuyor. Uçar. It eats the potato chip. Ondan sonra ne yapıyor orada? Bu itten kastı ne? Şey. Crow. It's the potato chip. Sonra patates cipsini yer. Then. Daha sonra. It flies back to the garbage can. Fly back, geri uçmak. Geri nereye uçuyor? To the garbage can. Tekrar çöp kutusuna geri uçuyor. Then daha sonra tekrar
Çöp kutusuna geri uçuyor. Robin sees the crow. Robin neydi? Bülbül. Bülbül ne yapıyor? Sees, görmek. See, görmek burada. Crow, karga. Kargayı görür. Bülbül kargayı görür. The robin is hungry. Bülbül açtır. Hungry, aç demek. Bülbül açtır. Sonra it flies down to the garbage can. Sonra bülbül de aşağı doğru fly down yine to the garbage can. O da bülbül de çöp kutusuna doğru uçuyor. The crow yells at the robin. Yell ne demekti? Bağırmak. Bir de at. Yani birisine bağırmak derken yell at. Mesela bana bağırma derken don't yell at me. At kullanmamız lazım. At kullanıyormuşuz. The crow yells at the robin. Sonra karga bülbüle bağırdı. Bağırır. It says. Söyler ki. Yani bağırarak ne? Şunu söyler. Get out of here. This can is my can. Get out of here. Yani buradan git. Defol. Defolun İngilizcesi yani. Get out of here. Veya buradan git. Defol diyor. This can is my can. Bu çöplük benim çöplüğüm yani. Can'i işte burada teneke olarak değil çöplük olarak çevirelim. Daha tam oturuyor. Bu çöplük benim çöplüğüm diyor. Tekrar aşağı. It says, get out of here. This can is my can. Sonra karga bülbüle bağırarak defol git burası bu çöplük benim çöplüğüm. Burası benim çöplüğüm diyor. Sonra the robin flies back into the tree. Sonra fly back geri uçmak. Robin bülbül geri uçuyor. Nereye geri uçuyor? Into the tree. Ağacın içine. Yani ağaca geri uçuyor. Kargadan korkuyor. The crow is a greedy bird. Greedy bak güzel bir kelime bu da. Aç gözlü demek. Yani karga aç gözlü bir kuştur. It doesn't like to share with others. Doesn't like, sevmez. Burada iki tane fiil var. Like, share, to gelmiş o yüzden. Doesn't like to share. Paylaşmayı sevmez. Kimle paylaşmayı? With ile. Others başka. Başkalarıyla. Başkalarıyla paylaşmayı sevmez. With others. Burada ne diyor işte? Toplayalım son iki cümleyi. The crow is a greedy bird. It doesn't like to share with others. Karga açgözlü bir kuştur. Başkalarıyla paylaşmayı sevmez. Paylaşmaktan nefret eder. Gibi bir anlam çıkarabiliriz. Burada crow is a greedy. Böyle de yapacak güzel bir cümle arıyorum. Mesela look for. Bazen karıştırılabilir. Look'un bir sürü hali var zaten. Look normal bakmak. Look for aramak. Look after ilgilenmek, bakmak anlamında. Hani hastaya bakmak, bir çocuğa bakmak anlamında. Look after. After yani sonra anlamına gelen after. Onun dışında yell at Robin. Ha şu şey olabilir. Yell at. Birisine bağırmak. Şununla ilgili cümle yazabilirsiniz. Bana bağırma, o ona bağırdı, şu şuna bağırdı tarzında. Patron çalışanına bağırdı, patron bana bağırdı. Mesela senin bana bağırmaya hakkın yok. Ben bunu yazmaya çalışın. Senin bana bağırmaya hakkın yok. Doğru yazan olacak mı bakalım. Bunu kullanacaksınız yani. Yaz, et olacak. Ha, bağırmaya hakkın yok. Orası biraz daha güzel bir kısım. Bakalım yazabilen olacak mı? Senin bana bağırmaya hakkın yok. Bu cümleyi yorumlarda istiyorum. Doğru ve yanlış yazdınız ve yanlış yazdıysanız da doğrusunu ben size söyleyeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Yayınları da bekliyorum. Tabi halledebilirsem umarım çözerim. Bayağı bir video falan izledim işte nasıl oluyor. İşte OBS'i falan kullanmam gerekiyormuş. Onları araştırıyorum işte. Yani bugün yetiştirebilirsem bu akşam aşacağım. İşte 9-10 gibi falan. Bakalım. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.